Arkadaşlar, fonksiyonlarda artık son dersimize geldik. Sıra geldi ters fonksiyon olayına. Bir fonksiyonun tersi nasıl bulunur? Ya da bir fonksiyonun tersiyle ilgili soru olursa nasıl çözülür? Fx fonksiyonunun tersi f üzeri eksi 1 ile gösterilir arkadaşlar. Şurası eksi. F üzeri eksi 1 x olarak gösterilir. Yani f içerisinde x üzeri eksi 1 değil, f içerisinde x'in parantezin üzerinde eksi 1 değil. Doğru olan gösterim budur. Şimdi bir fonksiyonun tersi temel anlamda nedir? Ona bakacağız. Sonrasında da iki çeşit ifademiz var. Onlarda da bir pratik bilgi vereceğim. Önceliği amele yoluyla nasıl bulunur? Ondan bir bahsetmek. Şimdi bunu biraz kalın puntolu yapalım. Fx fonksiyonumuz eşittir. Hatta şöyle yapalım. Kareliden ziyade beyaz bir sayfada çalışalım. Fx eşittir 2x eksi 8. F'in tersi nedir? Yol, amele yolu. Amele yolundan kastımız şu. Ya işin temelinde bir fonksiyonun tersi nasıl bulunur? Onun temel, yani ondan bahsedeceğim. Amaç x'i yalnız bırakmak. Fx eşittir 2x eksi 8. Amacımız şu x'i yalnız bırakmak arkadaşlar. O zaman benim önce 2x'i yalnız bırakmam lazım. Eksi 8'i buraya gönderiyorum. Fx artı 8 eşittir 2x. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Götürdü. X eşittir Fx artı 8 bölü 2. X'i yalnız bıraktık mı? Bıraktık. Şimdi taktik şu. X gördüğün yere f üzeri eksi 1 x yazmak. Fx gördüğün yere x yazmak. X artı 8 bölü 2. Yani 2x eksi 8 olan fonksiyonun tersi x artı 8 bölü 2'ymiş. Bulduk mu? Bulduk. Bu işin amele yolu bu. X'i yalnız bıraktığınızda f'in tersini bulmuş olursunuz. Şimdi bunun bir de pratik yolu var. Pratik yolundan kastımız şu. Eğer elimizdeki ifade birinci dereceden doğrusal bir fonksiyonsa, ax artı b tipindeki fonksiyonların tersi olursa, burada iki ihtimal söz konusu olacak. Bunlardan bir tanesi, şurada x'in katsayısı olan a'nın bir 1 olması, bir de 1'den farklı olması durumunda ne olur ona bakacağız. Fakat çok ama çok önemli bir uyarımız var burada. Diyor ki, aşağıda verilen pratik yolu uygulamak için fonksiyondaki x'li ifade en solda olmalıdır. Bunun ne anlama geldiğini şöyle bir izah etmeye çalışayım. Şimdi diyelim ki adam bize verdi. Fx eşittir 3 artı 4x. X'li ifade şu anda sağda. Ama ben bunun nerede olmasını istiyorum? Solda. O zaman ben bunu düzenleyeyim. Yani fx fonksiyonunun pratik yolunu uygulayabilmek için yapılması gereken ilk iş x'li ifadeyi sola almak. 4x'i sola alıyorum. Artı 3 diyorum. Zaten aynı kapıya çıkıyor. Toplamanın yer değiştirme özelliği. Bir tane daha yapalım. Pardon. Fx eşittir. Eksi 7 artı x bölü 2. Sağdan sola alacağım. Yani ben bunu x bölü 2 eksi 7 olarak düzenleyeceğim. Yani birazdan ben bu
İşte verecek olduğum pratik yolu uygulayabilmek için eğer x'li ifade en solda değilse onu sağdan sola doğru alacaksınız. Sonra yola koyulacaksınız. Sanırım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Şimdi bakalım. Pratik yoldan kastımız şu arkadaşlar. Hatta önce amele yolundan bir bulayım. Sonra pratik yol, niye böyle bir pratik yol geliyor? Onu da bulmuş olalım. Şimdi az önce ben size amele yolundan f'in tersini bulduğumda ne yazdım oraya? Amaç x'i yalnız bırakmak. Doğru mu? Evet hocam. X'i yalnız bırakacağız. Şuradayız. Fx eşittir x eksi 5. X'i yalnız bırakalım. Eksi 5 buraya artı 5 olarak geçer. X gördüğüm yere f'in tersi. Fx gördüğüm yere x. Yani x eksi 5 olan fonksiyonun tersi x eksi 5 oldu. Şey pardon yanlış. Artı olacak. Bir daha toparlıyorum. X eksi 5 olan fonksiyonun tersi x artı 5 oldu. Çıkarmaysa toplamaya dönüştü. Sağdan yaklaşacaksın. Karşılaşmış olduğun işlemin zıttını yapacaksın. Toplamaysa çıkarma, çıkarmaysa toplama, çarpmaysa bölme, bölme ise çarpma. Karşılaşmış olduğumuz işlem çıkarma mı? Evet. O zaman tersi x artı 5. Zaten pratikten kastımız da bu. İster amele yolundan yap, istersen buradan yap. Şimdi gelelim buraya. Yine amacımız aslında x'i yalnız bırakmak olursa bu artı 3 karşıya nasıl geçer? Eksi 3. Fx gördüğümüz yere ne yazmamız lazım? X eksi 3. Yani bununla uğraşmamaktansa işin pratiği şu. Çıkarmayla karşılaşıyorsan toplamaya çevir. Toplamayla karşılaşıyorsan çıkarmaya çevir. Bu kadar. E hocam x'in yanında bir katsayı olursa. E biz burada ne dedik? Doğrusal olan bu fonksiyonda şimdi hangi çeşitle uğraşıyoruz? X'in katsayısı olan a 1 ise. Bir de o a 1 değilse. Ona ayrıca bakacağız. Şimdi devam ediyorum. Şöyle yine sol tarafta kendime bir yer açayım. Evet. Şimdi geldik çarpmaya. Şimdi amele yolundan bulalım. Fx eşittir 4x. Amacımız x'i yalnız bırakmak. E ben her iki tarafı 4'e bölersem x eşittir fx bölü 4 olur. E x gördüğümüz yere f'in tersini yazarsak f'in tersi eşittir. E o zaman x bölü 4. Yani çarpmaysa bölmeye çevir diyoruz. Bak sağdan geldik. Çarpmaysa bölmeye çevir. X bölü 4. Bu kadar. E bölme ise çarpmaya çevir. Yani 6x. Bu kadar mı? E bu kadar. Normalde x'i yalnız bıraksak 6 ile fx'i ne yapacağız? Çarpacağız. Sonra fx gördüğümüz yere de x yazacağız. 6x olacak. Devam ediyoruz. Eğer işin içinde x'in katsayısı 1'den farklıysa yine sağdan gelip yine ters işlemi yapacağız. Biraz daha zoom. Şimdi arkadaşlar sağdan geliyoruz. Karşılaştığımız ilk işlem çıkarma. O zaman x artı 3. Sonraki işlem çarpma. O zaman bölme. Bölü 2. Bitti. Eğer x'i yalnız bırakmak isterseniz eksi 3'ün karşıya artı 3 çarpı 2'nin de hemen sol tarafa bölü 2 olarak geleceğini görürsünüz. Devam ediyoruz. Sağdan geliyoruz. Toplamayla karşılaştım. Çıkarmaya çeviriyorum. Çarpmayla karşılaşıyorum. O zaman bölü aynen işaretiyle beraber eksi 3. Yani bunu bir sonraki hamlede şöyle yapabilirsin. O eksiyi paya verip eksi x artı 5 bölü 3 de yazabilirsin. Duruma göre değişir. Devam ediyoruz. Sağdan geliyoruz. Toplama, o zaman çıkarma. Eksi x yani eksi 1.
O zaman ben x eksi 7 ifadesini kime böleceğim? Eksi 1'e böleceğim. Devam ediyorum. Eşittir. X eksi 7'yi eksi 1'e böldüğümde eksi x artı 7 oldu. Sağdan sağdan geliyoruz arkadaşlar. Karşılaştığımız işlemin zıttını yapacağız. Çıkarma, al sana toplama. Çarpma, yani 4 çarpı x ise o zaman bölü 4. Sonra sıra geldi bölmeye. Bölü 5, o da oldu çarpı 5. Bu kadar mı? Bu kadar. Bir tane daha varmış arkadaşlar. Bu kadar değilmiş. Yine sağdan sağdan geleceğiz. Çıkarmadan önce az önce bir uyarımız vardı. X'li ifade solda olsun. O zaman biz bunu bir düzeltelim. Fx eşittir. Eksi x sola artı 8 sağ eksi 2. Şimdi tersini alabiliriz. İlk karşılaştığımız işlem toplama. O zaman zıttı çıkarma. Şurada eksi 1 çarpanı var. O zaman bölü eksi 1. Bölü eksi 2 var. O zaman çarpı eksi 2. Sadece x ile. X eksi 8 ile değil. Pay kısımdakileri eksi 1'e bölersek 2x artı 8 olur. Bulduk. Yani elimizde bulunan 8 eksi x bölü eksi 2 fonksiyonunun tersi 2x artı 8'miş. Birinci çeşitten kastımız doğrusal fonksiyon idi. X'in katsayısı 1 ise ya da 1 değilse. Geldik ikinci çeşide. Hem pay hem de payda da x'li ifade. Özellikle payda da x'li ifade varsa. Bakın burada şu ikinci, üçüncü ya da dördüncü ya da son iki olan ifadede mesela payda da x'li bir ifade yok. Bu ikinci çeşidin birinci çeşitten farkı payda da x'li ifade barındırması. Yine hemen şöyle yapacağım. Kuralı verdikten sonra uygulamak adına şuraya bir tane yazalım. Fx eşittir 2x eksi 3 bölü 4x artı 5. Acaba bunun tersi nedir? Bunu bulalım. Olay şu arkadaşlar. Pay kısımda bulunan x'in katsayısıyla payda da bulunan sabitin hem yerlerini hem de işaretlerini değiştiriyoruz. Hem yerlerini hem de işaretlerini. Artı a aşağıya eksi a olarak gelir. Artı d yukarıya eksi d olarak gelir. Yani eksi dx artı b bölü cx eksi a olur. Şimdi fx fonksiyonu eşittir. Daha doğrusu tersi nedir diye bize sormuş. Taktik pay kısımda bulunan x'in katsayısıyla payda da bulunan sabitin hem yerlerini hem de işaretlerini değiştireceğiz. Kitabı olan kitaba, defteri olan defterine bunu yazsın. Artı 5 yukarıya eksi 5 olarak geçer. Eksi 5x eksi 3 bölü 4x eksi 2 olur. Tersten kastımız bu. Pardon. 23. soru arkadaşlar. Şimdi fx fonksiyonu verilmiş. F'in tersi altında 11 nedir diye bize sorulmuş. O zaman biz f'in tersini bulalım. X gördüğümüz yere ya da içeriği 11 yapacak şekilde yerine yazalım. F'in tersi. Az önce ne dedik? Sağdan sağdan. Çıkarmaysa toplama. Çarpmaysa bölme. F'in tersini buldum. Bana da f'in tersi altında 11 lazım. O zaman x gördüğüm yere 11 yazacağım. 11 artı 3 bölü 2. 14 bölü 2. Sonuç 7. Bu kadar. Muhtemelen E şıkkı. 7 mi? 7. Doğru yanıtımız E şıkkıdır. Diyoruz. Devam ediyoruz. 23'ten sonra 24. sorumuz.
F'in tersi altında eksi 3. O zaman biz F'in tersini bir bulalım. Pardon. Sağdan sağdan geliyoruz. Çıkarmaysa toplama. Çarpmaysa bölme. Bölme ise çarpma. Sadece x'li. F altında eksi 3 lazım. F'in tersi altında eksi 3. X gördüğümüz yere eksi 3 yazacağız. 2 kere eksi 3 artı 1 bölü 3. Şurası eksi 6 artı 1 yani eksi 5 bölü 3 oldu. Doğru yanıtımız budur. Yani A şıkkıdır. Bakalım. Evet. Fonksiyonların son sorusuna geldik arkadaşlar. Bu da ikinci çeşidin bir sorusu. Paydada x'li ifade var. Taktiğimiz şuydu. Pay kısmında bulunan x'in katsayısıyla paydada bulunan sabitin hem yerleri hem de işaretleri değişmeli. F'in tersi o zaman artı 5 yukarıya eksi 5 olarak geçer. Eksi 5x artı 3 bölü eksi 2 aşağıya artı 2 olarak geçer. Yani x artı 2. Bizden de istenen f'in tersi eksi 1 nedir diye sorulmuş. X gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. O zaman eksi 5 çarpı eksi 1 artı 3 bölü eksi 1 artı 2. Devam edelim. Eksi 5 ile eksi 1'i çarparsak artı 5 artı 3 bölü 2'den 1 çıktı 1. O zaman doğru sonuç 8 olur. Yani C şıkkıdır. Değerli öğrencilerim, fonksiyonları burada bitirdik. Cebirsel ifadelerden sonra oran orantı ve problemlere geçmeden önce işlem konusunu, sonra da fonksiyon konusunu halletmiş olduk. Bir sonraki dersimizde oran orantı ve problemler olmak üzere yolumuza devam edeceğiz. Geriye dönük muhakkak o 5 kardeşi işlemi bu bir fonksiyonu bir kez daha çözmenizi öneriyorum. Sağlıcakla kalın, esenle kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.